Tamam mısınız? Mikrofonla ayarlayalım soru soracaklara. Açılışı ben mi yapayım? Sesini sen yap. Tamam. Değerli basın mensuplarımız, Kayseri Spor'da Samet Aybaba dönemi başlamıştır. Değerli hocalarıma, değerli hocama, huzurunuzda Kayseri'ye hoş geldi, şeref verdi diyorum. Samet hocama sözü bırakıyorum. Buyurun. Merhaba arkadaşlar. Bu ilk değil biliyorsunuz. Dördüncü yönetim Kayseri. Demek ki birbirimizi ne kadar çok seviyormuşuz. Ne biz ayrılabiliyoruz ne siz bizden ayrılabiliyorsunuz. Evet, çalışmalara başladık. Elimizde yetenekli iyi bir oyuncu kadrosu var. Saha içiyle ilgili bazı sorunlarımız var. Oyuncuların bireysel davranışlarıyla ilgili sorunlarımız var. Olur zaten futbol kulüplerinde biliyorsunuz. Biz bunları toparlayacağız. Ligin henüz başındayız. Çok maçımız var. Eski sezonlara bakarsanız ilk maç oynanmış gibi şu anda. 33 tane maçımız var yani. Bazı değişiklikler yapıyoruz. Takımın çalışmalarıyla ilgili, içindeki organizasyonlarla ilgili. Bunlardan bir tanesini de bugün gerçekleştirdik. Hasan Hüseyin takım kaptanımız Hasan Hüseyin'le ben birebir görüştüm. Son maçlarda izlediğim son maçlarda üzerinde bir baskı olduğunu, bu sorunun takım kaptanlığından mı kaynaklandığını sordum. O da gayet samimi bir şekilde, evet hocam dedi bana, biraz sorunum var dedi. Ona teşekkür ederim. Gerçekten bundan sonra takımda daha çok katkılı olacaktır, futbola da katkılı olacaktır. Ben de bundan sonra ikinci görüşmemi Sapan Ağrı'yla gerçekleştirdim. Arkadaşımızı takım kaptanı yaptık. Saha içi organizasyonlarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz arkadaşlar. Tabii birden hemen hızlı bir şekilde girince, hızlı bir şekilde de sonuç almak lazım. Takımdan memnunum, oyunculardan memnunum. Başkanımıza da teşekkür ederim. Çok sorunlu bir takım vardı daha önce. Şimdi oyuncudan hiçbiri benim odama gelmedi arkadaşlar. O zaman ben onların soyunma odasına çok gitmiştim. 18 günde 7-8 kere soyunma odası toplantısı yapmıştık. Ama içinde de doğru bir şey bulamadık yani, çözemedik. Şimdi kulübün ekonomisi toparlanmış. Oyuncuların saygı duyacağı bir kulüp haline gelmiş. Çünkü biliyorsunuz bizim en büyük sorunumuz artık futbol değil, saha içi çalışması değil, skorlar değil, oyuncu geliştirmek değil. En büyük sorunumuz oyuncuların ekonomisiyle ilgili sorunları nasıl çözeceğimiz. Hep bunlara çalışıyor hale gelmiştik. O yüzden iyi oyuncularımız var, genç yetenekli oyuncularımız var. İçinde bazı tabii ufak tefek sorunlu oyuncularımız var doğal olarak. Bunların hepsini toparlayacağız. Hepsinden faydalanarak Kayseri Spor'u layık olduğu yere getireceğiz. Ama genel bir düşünce olarak sorarsanız bana böyle bir şehrin her zaman ligin ilk 10 takımından birisi olma ünvanını kazanması lazım. Sonra da yukarıdaki 5 takımı zorlaması lazım. Kimler şampiyonluğa oynuyor görüyorsunuz arkadaşlar. Nedir? Doğru plandır. Destek. Yani içindeki yaşayan insanların desteğidir. Eğer Kayseri Spor bunları doğru yapabilirse şu gördüğünüz futbolun içinde bir marka haline gelme şansı çok daha yüksek. O nedenle herkesin desteğiyle bir takım şeyleri doğru yapıp takımımızı layık olduğu yere getireceğiz. Teşekkür ederim. Sorusu olan varsa ben de konuşayım sonra. Buyurun. Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Biliyorsunuz son maçlarımızda şanssızlıklar yaşadık ama değerli hocamın da söylediği gibi lig daha uzun. Ben burada hepiniz huzurunda aramıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve kendisiyle birlikte inşallah bu şans
şansın süreci tekrar şansa ve futbol aklına çevireceğimizi umut ediyorum. Kendisi de bahsetti. Geçen sene geldiği dönemde ben kendisi bir 5 dakika falan görmüştüm. O dönem biraz rahatsızlığım vardı. Kulüpte değildim. Fakat kendisinin buradan ayrılmasıyla ilgili çeşitli yorumlar yapıldı. Bugün mutluyum ki kendisi burada bu durumu açıkladı. Kendisi hemen gittikten sonra ben kulübün başına geldim. 2 hafta bile nasıl kaldığına ben hayret ettim. Çünkü ortada hakikaten bir takım yoktu, birlik yoktu. Onları bir araya getirip de maça 2 hafta nasıl çıkardınız hocam? Ben hakikaten o manzarayı hatırladıkça, sahaya çıkacak futbolcu, antrenmanlara çıkacak futbolcuların olmadığı ve bizim hatırlarsanız o Trabzon maçına 6 gol yediğimiz, U19'da çıktığımız dönemlerdi. O yüzden hocamızın bu gidişiyle ilgili yıpratılmasını ben doğru bulmuyorum. Ve burada bu konuyu artık camiaca kapatmamızı, camianın Kayseri Spor'un başkanı olarak hem basın mensubundan hem taraftarlarımızdan hakikaten rica ediyorum. Artık birlikte olmamız gerekiyor. Lige çok zorluklarla başladık. Ben size çok böyle hep zorluk anlatan, sürekli olumsuzluklardan bahseden başkan olmak istemediğim için neler yaşadığımı, o transferleri nasıl yaptığımızı, harcama limiti en düşük kulüpken belki bir, belki en fazla 2 oyuncu alabilecekken nelerle mücadele edip yeniden bir takım kurduğumuzu anlatamam. Çok da anlatmak da istemiyorum. Çünkü bazı medya kurumları bu şehirde yaşamıyormuş gibi, bu kulübün haberleriyle ekmek bulmuyormuş gibi bizi bu konudan vurmaya çalışıyorlar. Bunu ben şiddetle kınıyorum. Federasyona limit açıklamaları göndermek, işte bu kaç para, o kaç para, oturup hesaplar yapmak, bunlar bana göre kulübümüze yapılan büyük hainliktir. Bunu burada tekrar söylüyorum. Buradan kimse kendine kulübe zarar vererek bu şekilde karşılık bulmayacağını zannetmesin. Hocamızla birlikte artık bunların kapanmasını ve hep birlikte olmamızı diliyorum. Çünkü kulüp benim değil, şehrin kulübü. Bütün zorlukları üstlenerek bir yıldır mücadele ediyorum. Sesimi çıkarmıyorum. Şuna ihtiyaç var, buna ihtiyaç var demiyorum. İmkanlarla birlikte bir takımı yaşatmaya, bir kulübün ömrünü uzatmaya çalışıyorum. Son dönemde sağ olsunlar, gerek Haseki Bakılım, gerek Baki Vekilim, gerek belediyemiz sonuçta bir kenetlenme yaşadık. İnşallah bunun meyvelerini kulübün ömrünü uzatmak adına, bunun adı şirketleşme olur, bunun adı halka açılma olur, ne olur bilmiyorum ama çok şükür ki artık bunların konuşulduğu bir döneme girdik. O yüzden sizlerden bu konuda destek bekliyoruz. Bugün ben varım, yarın başkası olur ama esas olan Kayseri Spor Kulübü'dür. Bu şehre yakışan Kayseri Spor Kulübü'nün sürekli Süper Lig'de kalmasıdır. Şehrin en önemli markasıdır. Bu benim için ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım için bir emanettir. Biz bu emaneti bütün zorluklar içerisinde en iyi şekilde yönetmeye, yürütmeye çalışıyoruz. Olabilir, şanssızlıklar olabilir. Bayram hocamızla başladık. Olmadı. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Samet hocamla birlikte inşallah yeniden yükselişe geçeceğimize yürekte inanıyorum. Tabii bu arada kulüpte bazı değişikliklerimiz olacak. Sportif direktörümüz görevinden ayrılacak. Gökhan Ünal görevinden ayrılacak. Hocamınla birlikte yaptığımız istişarelerde zaten kendisinin çok kalabalık bir ekibi var. Faydalanacağımız ekipleri var. İnşallah bundan sonra olumlu haberlerle, güzel gelişmelerle, keyifle maç izleyeceğimiz günlerde bir araya geliriz. Ben tekrar katılımınız için teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınız varsa onları almak üzere üçümüze de soru sorabilirsiniz. Sözü sizlere bırakıyorum. Tekrar sağ olun.
Geçtiğimiz günlerde teşekkür ederim. Sayın Başkan, geçtiğimiz günlerde Yılmaz Büyük Nalbant bir açıklama yapmıştı. Buna göre 50 babayı da arıyoruz demiş şirketleşme için Kayseri Spor konusunda. Bunu biraz açar mısınız? Şimdi şirketleşmede biliyorsunuz iki yol var. Bir Başakşehir, hatta üç yol var. Bir Başakşehir örneği var. Değişik ortaklar var. Bir Göztepe örneği var, aklıma gelen tek bir sahip var. Ama benim gönlümde yatan Kayseri Spor, Kayseri'nin en büyük markası ve en büyük değeridir. Şahısların olmamalıdır. Dernek kapsamında bir şirket olmalıdır. Ve sonsuza kadar dernekle ismini taşıyarak ve derneği ve şirketi yöneten kişilerin ehil olarak şehrin kulübü olarak devam etmesidir. Çünkü Kayseri Spor bir semt kulübü değildir. Bir büyük şehrin kulübüdür. İnşallah o şekilde bir yapılanma olur. Ama bunların hepsini tartışıyoruz, konuşuyoruz. Zamanla da gelişler oldukça hepinize paylaşırız. Ama şirketleşmenin en önemli birinci ayağı şirketin bir mal sahibi olmasıdır. Bu artının ne olacağı ise zamanla işareler ortaya çıkacaktır. Hayırlısı olsun diyorum. Şirketleşmeyle ilgili ben bir ek not belirtmek zorundayım. Kayseri Spor Kulübü geçmiş yıllardan bugüne geldi ve şu anda ciddi bir borç yükü olan kulüp. Bununla ilgili her kurum Kayseri'de elinden gelen her şeyi yapmak zorundadır. Bunun için de büyüklerimizden bu şirketleşme alanında ciddi fedakarlıklar bekliyoruz. Biz geçmişi kapatıp Kayseri'yi, Kayseri Spor'a yakışır bir şekilde temsil eden kulüp haline getirmeye çalışıyoruz. Kayseri'ye yakışan da kimseye bir TL'nin borcunun kalmamasıdır. Evet, başka sorusu olan varsa alalım. Hızlı bir şekilde. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menduk Büyük Kılıç, Kayseri Başsavcımızla bir ziyaret olmuştu kulübe. Oradaki kulüpteki binayı adli tıp olarak değerlendirmeyi düşündüklerini öğrenmiştik. Bu konu hala gündemde. Bu konuyla ilgili gerek ben, gerek yönetim kurulumuz hemen o gün bir araya gelip bunun o binanın sporcularımızın kaldığı binayla çok yakın mesafe olması ve bir spor kompleksinin içinde adli tıp gibi bir kurumun uygun olmayacağı düşüncesiyle kendisine olumsuz görüşlerimizi belirttik. Kendisi de sağ olsun görüşümüze değer vererek konuyu gündemden kaldırdı. Bizim o binayla ilgili şu anda, daha doğrusu o binayla ilgili aslında Büyükşehir Belediyesi'nde uyaran da bizdik. Çünkü koca bina yapılmış ama bir cephesindeki cam çerçeve eksik sanırım değil mi? Çok az bir tadilat yapılması gerekiyor ama binanın içinde hasarlar oluşuyor. Biz buna kıyamıyoruz. Bunu acaba bölgede sporcu hastanesi, ortopedi hastanesi gibi değerlendirir miyiz diye bir düşüncemiz olmuştu. Bununla da ilgili bazı özel hastanelerle görüştük. Fakat pandemi dolayısıyla özel hastanelerin de mali durumu malumunuz. Onu şimdilik rafa kaldırdık. Biliyorsunuz son dönemde biz futbol okulları açıyoruz. İnşallah Kayseri'deki rakamları söylemiştik. Bu ayın sonunda sizlere yine müjde vereceğim. Şehir dışında şu anda Ege bölgesinde İç Anadolu'da benim akşam aldığım habere göre 21 şubemiz daha açılıyor. Bu futbol okullarını Türkiye çapında, bütün Türkiye'de hatta Ağrı'da bile var. Bütün Türkiye'ye yaymayı ve değerli hocamın da çok önem verdiği, benim de çok önem verdiğim altyapıya sadece Kayseri'den değil, bütün Türkiye'den kaynak yaratmak ve ikinci sebep de biliyorsunuz ekonomik sebepler, kulübümüzün geliri ihtiyacı var. Bu sebeple futbol okullarımızın sayısını artırıyoruz. O binayı belki bir futbol akademisi, altyapıdan aldığımız öğrencilerin sayısını artırarak üst katlarını
pansiyon gibi alt katlarda, altyapıdaki öğrencilerimize sadece futbol değil, yaşama öğreten, el becerileri öğreten, dil öğreten bir okul haline getirmeyi de şimdilik yönetimle kendi aramızda konuşuyoruz. Çünkü biliyorsunuz ben bu çocuklara üzülüyorum. Hepsi ileride büyük futbolcu olma hayalleri kuruyorlar. Ama bu yetenekle ilgili. Kimisi olamayınca okullarını da ihmal ediyor bu öğrenciler. Maalesef okul saatleriyle bu antrenmanlar uyuşmuyor. Sonunda bir meslek sahibi bile olamıyorlar. İnşallah onları hem futbol öğretirken hem de dil öğreten, değerler eğitimi veren ve bir de meslek, kenardan bir meslek sahibi de ne olur ne olmaz futbolcu olamazsa diye yapabilirsek değer, gençlerimize bir değer katmış olacağımızı düşünüyorum. O binayla ilgili şimdilik tasarrufumuz böyle. Son yapılan toplantıda... Evet, o günkü toplantıda bu şirketleşme ve aynen söylediğiniz gibi bu konular gündeme geldi. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli başkanımız Mehmet Büyükkılıç, elinden gelen her şeyi yapacağını iletti. Sayın Asık Bakanımızın da söylemiyle birlikte. Çalışmalar başladı. Kayseri Spor'a fayda sağlanacak şekilde şu anda hareket ediliyor ama gelişmeleri de önümüzdeki günlerde mutlaka sizinle paylaşacağız. Yeni hocamızla yeni bir döneme başladık. Öncelikle yeni hocamıza başarılar dilerim yeni dönemde. Dolayısıyla sizlere de başarılar dilerim. Geçtiğimiz dönemde yapılan toplantıda, geçtiğimiz haftaydı sanırım, o toplantıda Baki Bey de vardı. Baki Bey'in eski yönetim kurulu başkanı Erol Bedir'e bir şikayeti var. Bu şikayeti geri çekeceğini Baki Bey bu toplantıda söyledi mi? Veya herhangi bir bilginiz var mı? Bir de Mustafa Bey'e sorum olacak. Takım ligde kalırsa arabamı vereceğim demiştiniz. Takım öyle ya da böyle, korona da olsa ligde kaldı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz, neler söyleyeceksiniz Mustafa Bey? Ben gerekli soruyu cevaplayayım. Sorduğunuz iki şahıs aramızda yok. Bu soru kendilerine bağlar. O yüzden sorularınızı da ilgili işlediniz. Bu bunun yeri değil bence şu an. Bu toplantı. Şimdi Ali güzel bir soru sordun. Teşekkür ederim. Ben bu araba sözünü hemen kısaca söyleyeyim. Ligin ikinci yarısında futbolcularla bir toplantı yaptığımda futbolcularımıza dedim ki, açıklamayı aynen öyle söylediğim gibi söylüyorum. Şu anda dedim, ben bir yönetici olarak elimden geleni size söylüyorum. Siz de sahada elinizden geleni yapacağınıza inanıyorum. Benim şu anda dedim sahip olduğum hayatımdaki en büyük lüksüm bu spor aracım. Eğer dedim siz bu takımı ligde bırakırsanız bu aracım size feda olsun, aranızda nasıl diyorsanız o şekilde halledelim dedim. O günkü imkanlar çerçevesinde Kayseri Spor Kulübü'nün bir yöneticisi olarak verebileceğim en büyük, en değerli şeyim oydu. Hatta maçlarda bazı küçük iddialarımız da oluyordu. Maçı kazanırsam, gol atarsam şöyle diye. Maalesef o dönem oyuncularımız gol başına verdiğim primi de alamadı, aracı da alamadı. Ama burada aracı hak eden biri varsa o da Benna Gözbaşı'dır. Büyük bir çabayla kulübümüzü o günkü yaptığı bir sürü fedakarlıklarla araç ona feda olabilir, hiçbir sıkıntı yok bu konuda. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli Hakan kardeşim de yazısında yazmış, teşekkür ediyorum. Beni çok duygulandırdı o yazı. Biz aslında yaptıklarımızı anlatmıyoruz. Parayla yapılan işleri anlatmak benim için ardır. Ben para konuşmayı sevmiyorum. Şunu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım demeyi sevmiyorum. Buranın başkanıysam, bu koltukta oturuyorsam onları yapmak benim zaten görevimdir. Aslında lütfetmiyorum. Yoksa her işlemden, her yaptıklarımızdan
bir, daha doğrusu son bir yılım aslında film olabilir. O kadar imkansızlıklarla boğuşurken, son dakika gelen yasakları maça oyuncu yetiştirmek için sabahlarken, o kulüp binası kaçta girip kaçta çıktığımı bilir ya da bir saat içinde öğle rakamlarını bir araya getirdiğimi bilir. Ama ben bunları konuşmayı sevmiyorum. Şunu verdim, bunu verdim demekten hoşlanmıyorum. Bu iş sadece parayla değil, paradan çok emek verilen fedakarlık isteyen bir iş. Bu arada Mustafa Topyazı'nın sadece araba verdi, vermedi meselesi de eleştiriyorsunuz belki. Ama biz yönetime ilk geldiğimizde transfer yapabilmek için borcu yoktur. Bugüne kadar kendisi söylemiştim, ben söyleyeyim. Borcu yoktur kağıdı gerektiğinde. Hiç çekinmeden gidip vergi dairesine şahsi kefaletini de veren, SGK'dan borcu yoktur kağıdı lazım olduğunda da kendi şahsi mülkünü oraya teminat olarak veren arkadaşımızdır. Ben de bütün yönetim kurulu üyelerim. Gerçekten bunları sürekli, bunu yaptık, şunu yaptık, aldığımızda böyleydi. Ben o açıklamayı bir kere yaptım. Çünkü mali durumu anlatmam gerekiyordu. Ama sürekli bunları konuşmuyoruz. Biz vergilerimizi söylemiyoruz diye de böyle eleştirileri de ben kabul etmiyorum. Teşekkür ederim. İki kelime de ben söyleyeyim bari. En rahat teknik direktörlük hayatım burada geçeceğini hissettim ben. Ekonomiye dalmışsınız. Skorlar, takımın oyunu falan. Hiç ben keyifli olacak diye düşünüyorum. Ama son şey, pembe tablo çiziyoruz ama sorunlar bitmiş değil. Bunu unutmayalım. Yaptığımız yapılandırmalar var yabancı kulüplerde. Bunları vaktinde ödememiz gerekiyor. Vergi borcumuz vardı. Yaklaşık bizden önceki dönemden 70 milyon, yani hem vergi üzerine ceza, sağ olsun Mali İşlere Bakan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcım ve Mali İşlere Bakan arkadaşımız yine aldığımız desteklerle bunu 7 milyon artı cezası 9 milyon, 9,5 milyona düşürdük. Yani iş sadece hocanın dediği gibi sahada bitmiyor. Gerek vergi, gerek eski dönemden kalan borçlar, bir kısmı, büyük bir kısmını kapattık aslında ama halen bekleyen dosyalarımız var, futbol borçları. Bir davamız var, kazanırsak 950 milyon, kaybedersek 3 milyon euro. Yani zamanında yapılmayan ufak ödemelerin büyük yansımaları. İnşallah biz de aynı şeyleri yapmamak için, geleceğe borç bırakmamak için en büyük hedefimiz. Biz gittiğimizde arkamızdan borç bırakmamak, geçmişi de elimizden geldiği kadar temizlemek ve sonuçta bu kulübü ayakta duran ve bu sene olduğu gibi eskiden kaçarken bu sene olduğu gibi hem teknik direktör arayışını gördüm hem de oyuncular alırken gördüm. Herkesin gelmek istediği bir kulüp haline daha güzel hale getirmek ve buna da Samet Hocam sportif başarıyı eklerse inşallah böyle gülerek daha keyifli toplantılar yaparız. Afiyet olsun. Tekrar teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederiz. Kırmızı kart cezası nedeniyle Petronyan'ın 5 bin euro para cezası verilmiştir. Ve oyuncumuz Manzala da takımla birlikte çalışmalara başlamıştır. Bilginiz. Teşekkürler.